Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik, farklı görünümde bir örgü modeli hazırladım. Ben bu modeli ara model kullandım. Böylelikle bayan yelekleri için uygun hale geldiğini düşünüyorum. Bayan örgüleri, bebek örgüleri, hatta erkek örgülerine de kullanabilirsiniz bu modeli. Modelim 4 ilmekte yapılıyor. Ara modeli ile birlikte her model için 10 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ara model kullanmak istemiyorsanız modelin kendisi 4 ilmek. Aralarda ters ilmek kullanabilirsiniz. En az 2 tane ters ilmek kullanmanız gerekiyor bu arada aralarda. Ben ara model ile birlikte her model için 10, 20, 30 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlayarak hazırlamanız gerekiyor. Ben tek model üzerine kenarlarda birer tane ara model olmak üzere anlatım yapmayı düşünüyorum. Ve ilmeklerimi hazırladım. 2 ara model ve ortada ana model olmak üzere 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğin ikincisini arkadan girerek düz olarak örüyorum. Daha sonra baştaki İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Burası ara modelim. Arada tekrar 2 tane ilmeğimi ters ördüm ve ara modelimi tamamladım. Şimdi ana modelim için 1 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 1 ilmek düz şeklinde 4 ilmek ördüm. Burası ana model. Tekrar 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeği yer değiştirmem lazım. Öncelikle arkadaki ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra baştaki ilk ilmeğin, bakın yerini değiştirdim. İkinci ilmeğin arkasına aldım ilk ilmeğimi ve düz olarak ördüm. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Burası ara modelim. Bu ara modelde önce ikinci ilmeği arkadan girerek düz örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeği düz örüyorum. Böylece baştaki ilmeği örgünün sonuna alarak yer değiştirmiş oluyorum. Diğer ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde devam ediyorum. Ve ikinci ara modelime geldim. Aynı şekilde önce arka taraftan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra baştaki ilk ilmeği düz örüyorum. Kalan iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Pardon, arka yüzündeyim ve ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Model sadece örgümün ön yüzünde kuruluyor. Arka yüzü de ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve bakın, ara modelimi 2 defa uyguladım. Bu şu anda 3. modelim. Bir kez daha ara modelimi aynı şekilde uyguluyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğin önce ikincisini arkadan girerek örüyorum. Sonra öndeki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerin yeri değişmiş oluyor. Kalan ilmeklerimi ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz şeklinde sıra boyunca devam ediyorum. İkinci ara modelimi de aynı şekilde uyguladım. Ve sıramı tamamladım. Arka tarafta tüm ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim.
Bu ara modeli bakın 1, 2, 3 defa uyguladım. 4. defa uygulamak istediğim sırada aynı zamanda burgu modelini yapmam lazım. Bu yüzden önce 2 ilmeğimi ters ördüm. Düz olan 2 ilmeğin önce ikincisini düz olarak örüyorum. Daha sonra ilk ilmeğin bakın yerini değiştirdim. Bu şekilde de örebilirsiniz. Sonuç değişmez. Sonra ilk ilmeğimi düz ördüm. Aradaki iki ters ilmeğin bir tanesini ters ördüm. Sonra bakın burada başta bir ters ilmek, sonra bir düz ve tekrar ters ilmek olmak üzere bu üç ilmeğin yerini değiştirmem lazım. Bu üç ilmeği geçtim. Arkasında bakın başta ters ilmek, arkasında düz ilmek ve tekrar ters ilmek olmak üzere 3 ilmeği arkadan sağ şişime taktım. Burada modelin kenarlarındaki birer tane ters ilmeği modele dahil ediyoruz. Bu yüzden modelin iki kenarında en az ikişer tane ters ilmek kullanmanız gerekiyor. Bunu başta da söylemiştim. Şimdi bu 3 ilmeği aldım. Baştaki 3 ilmeği ön taraftan sol şişime taktım. Ve sağ şişimdeki 3 ilmeği tekrar sol şişime aktardım. Baştaki 3 ilmek örgünün sonuna geçmiş oldu. Şimdi başta bakın bir tane ters ilmeği örmüştüm. Hemen ikinci ilmeğim zaten ters olduğu için ters olarak örüyorum. Devamındaki ilmek düz olduğu için düz örüyorum. Ve bir ilmek daha ters olarak örüyorum. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi kalan 3 ilmeği örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz ve bir ilmek ters olmak üzere ilmekleri aynen oldukları gibi ördüm. Son kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ara modelimi aynı şekilde uyguluyorum. Ve modelimi böylece tamamlamış oluyorum. Arka tarafta aynı şekilde ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta örgü bitene kadar ilmekler aynen oldukları gibi örülüyor. Model sadece örgümüzün ön yüzünde kuruluyor. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi ördüm. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri devam ettirerek örgümü tekrarlamam gerekiyor. Ara modeli 1, 2, 3 tane uyguluyorum. 4. ara modeli gelince tekrar burgu modelini uygulayarak devam etmem gerekiyor. Şimdi ben örgüme devam ettim. Bakın baştaki 1, 2, 3 model örüp 4. burgu işlemini tekrarlamıştık. Tekrar 1, 2, 3 model uyguladım. 4. de burgu modelini tekrarlıyorum. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İki düz ilmeğe gelince önce ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi düz örerek ilmeklere yer değiştiriyorum. Bakın modelin arasında iki ters ilmek var. Bu iki ters ilmeğin ilkini ters olarak örüyorum. Sonraki ters ilmeği modele dahil ediyorum. Baştaki 3 ilmeği sonraki 3 ilmeğin arkasına almam lazım. İki düz ilmeğin ortasında iki ters ilmek var bakın. Bu iki ters ilmeğin İkincisinden başlıyorum. Arkasındaki düz ilmeği ve ters ilmeği dahil olmak üzere arka taraftan sağ şişime takarak alıyorum. Diğer 3 ilmeği ön taraftan sol şişime takarak alıyorum ve yer değiştiriyorum. Baştaki 3 ilmek örgünün sonuna geçmiş oldu. Şimdi bu ilmeklerin hepsini şişimde tekrar birleştirdim. İlk ilmeğim ters, ters olduğu için tekrar ters ördüm. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğimi tekrar ters ördüm. Dördüncü ilmeğimi tekrar ters ördüm. Beşinci ilmeğimi düz ördüm. Ve altıncı ilmeğimi ters örerek ilmeklerin yerini değiştirdim. Fakat aynen oldukları gibi örerek tamamladım. Kalan bir tane ters ilmeğimi ördükten sonra ara modelimi uygulayarak örgümü tamamladım. Bu şekilde ara modeli sayarak rahatlıkla burgu yapmanız gereken bölümü ayarlayabilirsiniz. Her 3 modelden sonra 4. modelde burgu işlemini yaparak tekrarlıyoruz. 3,5 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Ara modeli ile aynı şekilde kullanmak istedim.
Ara modelini kullanmadan sadece burgu modelini kullanarak bu şekilde de istediğiniz gibi örgüler yapabilirsiniz. Burgu modeli şeklinde olduğu için spor şık her türlü örgüye kullanılabilir. Bebek örgüsü, erkek örgüsü, bayan örgüsü hiç fark etmez. Boyunluk, şapka, kaşkol, hırka, ceket, fermuarlı ceket gibi birçok örgüye uygun olacaktır. İlerlemiş görünümü bu şekilde olacak. 3,5 numaralı şiş ile bu parçayı ördüm. Dediğim gibi aradaki modeli değiştirebilirsiniz. Tek değişmeyen bu 4 ilmekten oluşan modelimizin hem başında hem de sonunda ikişer tane ters ilmek kullanmanız gerektiğidir. Onun dışında diğer ara modeli istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.